26 Aralık 2016 tarihinde yapılan avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sonrası atanan 1341 hakimin neredeyse tamamı AKP il ve ilçe teşkilatlarından devşirilmiştir. AKP'li yüzlerce avukat hakim olarak atanmıştır. Adalet sarayları adeta AKP il başkanlığına dönüştürülmüştür. Sayın vekiller, bu avukatlar tam 40 saniye süren mülakatla hakim olarak atanmıştır. 40 saniyede milli piyango bileti bile seçemezseniz ama 40 saniyede bu isimleri hakim olarak atayabiliyorsunuz. Yaptığınız hukuk adına bir cinayettir. Partizan hakimler listesi adaletin ölüm fermanıdır. Siz adaletin ölüm fermanını yazıp adalet tabutuna son çiviyi çaktınız. Artık eserinizle övünebilirsiniz. Siz geçmişte ortağı olduğunuz FETÖ ile özel yetkili mahkemeler aracılığıyla muhalefeti sindiriyor ve bundan da büyük keyif alıyordunuz. Şimdi eski ortağınız FETÖ'den öğrendiğiniz yöntemleri kullanıyor, sulh ceza hakimliklerini adeta iktidarın bir sopası haline çeviriyorsunuz. Artık ne yaptığınızı bilemez bir hale geldiğiniz için FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle işten attığınız Nuriye ve Semih'i DHKPC'li oldukları gerekçesiyle tutuklatıyorsunuz. Bu tutuklamanın gerçek sebebini biliyoruz. Onların yüzündeki gülüşten korkuyorsunuz. Adaletsizliğe teslim olmadıkları için tutuklatıyorsunuz. Yaptığınız bunlarla sınırlı mı? Değil tabii ki. Partili hakimler, partili polisler sadece Nuriye ve Semih'ten mi korkuyor? Hayır. Dün gördük, önceki gün gördük. 17 yıl önce kolu sizin statükocu dediğiniz kesimler tarafından cezaevi operasyonunda koparılan Veli Saçılık'ın annesine yaptıklarınızı ibretle gördük. 17 yılda hiçbir şey değişmedi. Kezban Ana 17 yıl önce de yerlerde sürükleniyordu, dün de yerlerde sürüklendi. Partili hakimlik ve partili polisliğin ülkeyi getirdiği durum budur. Bunları yapmayın. Kim hak arasa Türkiye'de başına tepesine balyoz gibi iniyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden işkence ve gözaltı haberleri geliyor. Şu anda 50'nin üzerinde gözaltı var İstanbul'da. Neden? Sadece ve sadece KHK zulmüne karşı çıktıkları için. Buradan bir kez daha sizleri uyarıyoruz. Analarımızı ağlatıyorsunuz. Gençlerimizi işsiz bırakıyorsunuz. Ve bu feryatların hiçbirini duymuyorsunuz. Size şunu söyleyelim. Türkiye'yi iktidarda kalabilmek adına ucu görünmeyen karanlık bir tünele soktunuz. Ancak emin olun ki o ucu görünmeyen karanlık tünel Nuriye ve Semih'in gülüşüyle Kezban Ana'nın feryadıyla aydınlanıyor ve ışığa bir adım daha yaklaşıyor. Sizin yargılanamayacağınız ve Türkiye'yi bu yüzden bir karanlığa ittiğinizi de görüyoruz. Şu an zifiri bir karanlık içindeyiz. Ama bu zifiri karanlık er geç aydınlanacak. Unutmayın ki karanlığın en koyu olduğu an şafağın en yakın olduğu andır. Biz şimdi en karanlık dönemdeyiz. Ama emin olun ki aydınlığa da bir o kadar yakınız. Teşekkür ediyorum.